Gel bakalım yakışıklı yeğenim benim. Bir şeyler izleyelim seninle. Hop. Yastık koyayım arkana. Gel. Düzeltelim şu yastığı da. Rahat mısın Bulut'cum? Kumandaya uzanamıyorum. Al bakalım. Tamam İkbal Hanım. Ferit, bir bakar mısın? Bulut'cum ben eşyalarını odana götürüp geliyorum, tamam mı? İkbal Hanım aradı. Yarın sabah hemşire başlıyormuş. Fizyoterapi randevularını da o ayarlayacak. Ferit biliyorum nasıl olacak diyorsun ama... ben de senin bir kardeşini unutma. Üstesinden geleceğiz bu günlerin. Sağ ol. Ben şu Bulut'a bakayım çıkıyorum ondan sonra. Tamam. Evet hadi bakalım Bulut Bey. Bugünlük yeter. Bulut'cum kapatıyorum televizyonu. İzlemiyorsun bile. Ya izliyorum. Bulut'cum hani Engin abin gittikten sonra ben sana kitap okuyacağım demiştim. Sen de tamam demiştin. Hayır istemiyorum. Dondurmayacağım ben. Dondurma olmaz ki bu saatte. Yatma vakti geldi. Yarın yeriz olur mu? Ya hayır şimdi yemek istiyorum canım. Tatlı istiyor. Ama tatlı yok ki evde. Ben yarın sana istediğini aldırtırım olmaz mı? Nazlı olsaydı yapardı bir şeyler. Ne zaman gelecek? Bulut. Nazlı bir daha gelmeyecek. Yerine çok yetenekli bir aşçı gelecek, bir de yardımcı abla. Sen ne istersen, ne yemek istersen pişirecekler, tamam mı? Hadi bakalım, somurtmak yok. Gel bakalım, gel bakalım. Sevimli canı var seni. Hanımefendi, siz küçücük çocukla bile baş edemiyorsanız yani bu mesleği yapmayın bence. Hayır, ilk günden yani olacak şey değil. Ben yıllardır çocuklarla ilgilenirim ama böylesini görmedim. Ana baba ölmüş, kalbi kırık dedim, idare ettim ama bu kadarı da olmaz. Siz çalışmak isteseniz de biz zaten sizin artık çalışmak istemiyoruz hanımefendi. Bir günlük yövmeniz de hesabınıza yatırılacak. Buyurun. Çocuk değil, ömür törpüsü. Aynen öyle.